Abi biz kocaman galaksideyiz. Kocaman bir evrendeyiz. Küçücüyüz ama bizim orada önemli olan küçüklüğümüz değil, sanatımızdır abi. Tıpkı Mona Lisa tablosu gibi. 5 kuruşluk bir maliyeti var ama paha biçilemez bir sanatı var. Benim gözüm var, görüyorum ama o evren göremiyor abi. Benim kulağım var, ben duyuyorum, evren duyamıyor. Ben abi ağzım var, konuşuyorum ama evren konuşamıyor abi. Ama ben tat da alıyorum, görüyorum da abi, duyuyorum da koku da alıyorum. Abi şimdi bunlardan anlıyoruz ki abi, biz kocaman bir evrenden sanat değeri olarak kat ve kat yükseğiz. Evet, bir et parçası olabiliriz ama bizi yaratan öyle bir işlemiş ki abi bizi, sanatça kıymetliyiz abi. Yani bir evrene, bir evren mi daha kıymetli, bir sanat mı daha kıymetli desen? Sen diyorsun ki ben daha kıymetliyim, sanatça ama. Abi 25 yaşında adamsın, yapma be abi. Anla artık, şimdi sen şurada sanat dersini vereyim abi ya. Abi söyle, şu kainat mı daha sanatlı sanatça, yoksa sen mi abi? Sen kainattan sanatça üstünsen. Abi insan bilene en kıymetli o ana değer veriyorsa abi. Abi Allah sende bu kadar çok sanatını konuşturmuşsa, seni süslendirmişse, püslendirmişse, allamışsa, pullamışsa, abi en kıymetlisin olacaksın. Elbette ki sana kıymet verip seninle konuşacak abi. Başka kimle konuşsun? Ağzı olmayan, dili olmayan, konuşamayan, tadı alamayan, hatta hayatı bile olmayan gidip Venüs'le mi konuşsun abi? Gidip evrenle mi konuşsun? Tabii ki de bir sanatça daha değerli olan bu servetle konuşacak abi Allah. Abi Allah hakim mutlaktır. Yani yaptığı her işi hikmetli abi. Abi konuşmayı bilenle konuşur. Bu kainatta en kıymetli şey sensin, benim. Bu videoyu izleyenler abi en kıymetli bunlar. Bilen bilenle konuşur abi. Allah gitsin daha da taşla mı konuşsun? Bu mu hikmetli olur? Yoksa o kadar süslendirip püslendirdiği, alladığı pulladığı, can verip hayat verip sanatının üstünde en çok konuşturduğu insanla mı konuştursun abi? Abi Allah hayvanla bile konuşuyor. Şimdi abi sen bu kadar büyük sanatınla hayvandan bile aşağı olmaya kabul ediyor mu? Yoksa Allah benimle konuştu, konuştu deyip hayvanlar bile yukarıda olmayı mı kabul ediyor? Mesela arı bal yapıyor. Abi arı doğar doğmaz bal yapmaya başlıyor. Hemen kovandaki kademesini anlıyor, mevkisini anlıyor. Ben bal mı yapacağım, asker miyim, padişah mıyım, hepsini anlıyor abi. Bir tane kedi gözü iltihaplandığında kainattaki milyonlarca çiçek arasında milyonlar türlerine ayrılıyor abi. Niye zehirli olanın deyip kendi gözünün iltihabına iyi geleni alıyor abi. Abi Allah arıyı yasupsuz, karıncayı emirsiz bırakmamışsa, üstünde sanatını bu kadar çok konuşturduğu, süslendirip püslendirdiği, allandırıp pullandırdığı insanı neden konuşmuyor?